Sıradaki sorumuz bir cümlede anlam sorusu. Yukarıdaki cümlede anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Bir yazarımız şöyle diyor. Düşüncenin canı kısa sözde, onun yoğun anlatımındadır. O zaman düşünceyi anlatmak istiyorsanız kısa cümleler kuracaksınız. Az ve öz anlatımınız olacak. Yoğundan bunu anlıyorum. Az sözlükte çok şey anlatmak. O zaman ayrıntılara inilmeden dile getirilen düşünceyi sıradan insan bile anlar. Yani sıradan insan anlar ya da başkaları, bunun gibi bir söylem yok ilk cümlede. Derinliği olmayan düşünceler insanlara pek bir şey katmaz. İnsanlara katıp katmama noktasında da bir yargı yok. Bir düşünceyi dile getirirken ayrıntılara inmek düşüncenin inandırıcılığını artırır. İnandırıcılık noktasında bir şey söylenmemiş. Anlatımı gereksiz sözlerle uzatmak düşüncenin etkisini azaltır, onu gölgeler. Evet, çünkü anlatımın canı, düşüncenin canı kısa sözde. O zaman gereksiz sözler olmayacak. Düşüncenin etkisinin sürmesini istiyorsak. Yoğun anlatım sağlam çalışmayı beraberinde getirir. Sağlam çalışmanın varlığına dair bir şey söylememiş. Evet, bu cümleden hangisi çıkarılamaz demiş. Yüreğimiz bize daima aklımızdan daha yakındır. O zaman insanlar daha çok yüreğiyle, yani kalbiyle, duygularıyla hareket edecek aklından ziyade. Yani A seçeneğinde de bunu aynen tekrarlamış zaten. İnsanlar seçim yaparken daha çok yüreğine sesinler. Evet, aklımızdan daha yakın çünkü. İnsan düşünmekten çok duygularıyla hareket etmeye meyillidir. Yani bunu daha çok tercih eder. Evet. İnsanın duygusal yönü düşünsel yönünden daha kuvvetlidir. Evet, aklımızdan ziyade yüreğimiz bize daha yakın. İnsan güncel konulardaki seçimlerini daha çok aklıyla yapar. Yani güncel konularda aklını seçer, onun dışında duygularını seçer gibi bir ayrım yok. O zaman yanıt edelim. Sıradaki soru yine ÖSYM'nin sorduğu tarzda cümle verip parantez içinde de bir kavram verip uyuyor mu uymuyor mu şeklinde. Her romanda Anadolu insanının yoksullukla mücadelesini usta bir kurguyla dile getirmiş kalıcılık. Bu onun kalıcı olduğuna dair bir yargı değildir. Dolayısıyla buradan kalıcılık kavramıyla bu cümle uyuşmamakta. Ve 27. soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız. 26. soruya baktığımızda bu parçanın anlatımında ağır basan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? Parçanın bütününe baktığımızda arkadaşlar Zegarnik'in bir restoranda başına gelen bir olaydan yola çıkarak bir deney yaptığı ve bu deney sonucunda da belli şeyleri gözlemlediği ortaya çıkmıştır. Örnekleme üzerinden gittiği için ağır basan örneklemedir. Tanım da yapmıştır, karşılaştırmadan yararlanmıştır. Zegarnik'in sadece adı geçmiştir. Örnekleme ağır bastığı için cevabımız B seçeneğidir. 27. sorumuzda bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? Birinci sözcüğe baktığımızda sürmekten süre yapım eki almıştır. Hafıza sözcüğü kök halindedir. Denemekten deneydir, fiil kökünden türemiştir. Etmekten gıgı yapım ekini almış, etki olmuş, türemiştir. Sondan sonra, sonraki türemiş bir sözcüktür. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir. Sıradaki soru 28. soru. Yine bir başlık sorusu. Yine parçanın yazılış amacını bulup birkaç sözcükle onu özetlemeye çalışacağız. Yaşar Kemal'in romanlarında insan doğanın tamamlayıcı bir parçası, doğada romanın olmazsa olmaz tamamlayıcısı olarak öne çıkar. Avrupa romanında görmediğimiz bir roman durumuyla karşı karşıyayız. İnsan doğanın içindedir, romanın içinde değil de doğada eyler. İnsan olan ile doğal olan arasında bir karşıtlık yoktur. Olayla çeşitliliği içinde bitkileri, hayvanları, insanları ovayla dağı birleştiren ırmakları ve yeryüzü şekilleriyle doğa bir bütündür. O zaman burada bahsedilen şey ne? Yaşar Kemal'in de romanlarında insan doğanın
tamamlayıcı bir parçası, doğada romanın olmazsa olmaz tamamlayıcısıdır. Aslında buradan da yine şey yapabiliriz. İnsanla romanın ne kadar birlikte olduğu, iç içe olduğuna dair bir ifadeye çıkabiliriz. Bunu belirten seçenek de E seçeneği. Peki sıradaki sorumuz yardımcı düşünce sorusu. Çıkarılamaz şeklinde geldiği için illa parçada yazan sözcüklerin şıklarda olmasını istemeyeceğiz. Birazcık daha yorum yapma hakkına sahibiz. Kütüphaneleri kapatmak, okuma sevgisi aşılamak yerine baltalamak demektir. E-kitapların yaygınlaşması, yani cep telefonunuzda ya da bilgisayarınızda binlerce kitabı taşıyabiliyor olmanız kütüphanelerin kapatılmasına bahane gösterilemez. O zaman kütüphaneleri kapatmak, okuma sevgisini baltalamak demek. E-kitapların yaygınlaşması, kütüphanelerin kapatılmasına bahane gösterilemez. Kütüphanelerin kapatılması, kitap okumanın sosyal bir eylem olmaktan çıkarılmasıdır. Bu da son aşamada okuma alışkanlığının kaybolması anlamına gelir. Kitap okuyan başkalarını görmek, insanı kitap okumaya yönlendirir. Hangi çocuğun internette surf yaparken kitap okumaya özendiğini gördünüz? Evet, çıkarılamaz dediğinde kütüphanelerin sosyal ortamlar olduğuna evet varabiliriz. Neden? Çünkü oraya gittiğinde insanlar birbiriyle etkileşim içinde olacaklar, özenecekler kitap okumaya. Dolayısıyla doğru. Elektronik kitapların kitap sevgisini arttırdığı aslında bunun zıttından bahsediyor birazcık da. Bu çıkarılamaz. Okuma alışkanlığının kazandırılması için kütüphanelere ihtiyaç duyuluyor. Evet, çünkü internette surf yaparken kimse özenmez diyor. Kütüphanelerin kapanması okuma alışkanlığında baltalanması demektir diyor. Doğru. Yarar sağlamayacağı yine aynı açıklamamla doğru. İnternet ortamının kitap okumayı engellediği. Evet, internet ortamı olduğunda yine e-kitaplar bunu yaygınlaştırmayacak. Surf yaparken de kitap okumaya özenmeyecekler diyor. Dolayısıyla B seçeneğine varamıyoruz. Geçen denemelerde de söylemiştim. Bu tarz sorularda yine bütün parçanın altını çizmek yerine önemli gördüğünüz yerlerin altını çizerseniz daha rahat çözebilirsiniz soruyu. Sıradaki sorumuz paragraf şeklinde gelmiş bir yazım yanlışı sorusu. Bakalım, Ingmar Bergman 1918 yazında Stockholm'lu bir papazın sağlıksız ve çelimsiz oğlu olarak doğar. Annesine olan kendi sözleriyle yürek tüketicisi bağımlılığı nedeniyle annesi tarafından itilir ve doktora götürülür. Babası da küçük bir kasabanın papazı olduğundan ahlaki baskıyı kaldıramaz ve Ingmar'a halı dövme sopasıyla şiddet uygular. 6 yaşına gelince bu şiddet sarmalından ailenin milyoneri Anna teyzesinin ağabeyine hediye ettiği sinema makinesiyle çıkar. Sinema makinesini bir kurşun asker ordusu karşılığında ağabeyiyle takas eder ve yolu sinemayla kesişir. Şimdi ilk sözcük, özel isme gelen yapım eki, bunun yazımı ile ilgili. Stockholm bir özel isim. Bunu özel isimle yapım eki geldiğinde bunu bitişik yazıyoruz, kesmeyle ayırmıyoruz. Dolayısıyla birinci sözcüğün yazımı yanlış. Özel isme çekim eki gelseydi ona ayırabilirdik. Yani haletleri gelseydi mesela ona ayırabilirdik. O zaman bir yanlış. Onun dışında iki doğru yazılmış. Üçe geliyorum. Teyze, amca, dayı gibi sözcükler. Eğer akrabalık belirtiyorsa küçük, umman belirtiyorsa büyük yazılmalı. Burada da ailenin milyoneri dediğine göre onun akrabası olduğunu sezebiliyorum zaten. O yüzden bunun da küçük yazılması gerekiyordu. Dolayısıyla 1 ve 3 yanlış yazılmış. Sıradaki soru bir sözcük türleri sorusu. Hangisi yoktur şeklinde gelmiş. Bakalım. Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda, hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda, bir saltanatın güzelliğiydi. Peki, bakıyorum. Fiilleri ya da fiilimsileri belirten sözcüklere belirteç diyorduk. Eğer nasıl sorusuna yanıt veriyorlarsa da durum belirteci diyorduk. Burada geçen fiilimsesi var. Nasıl geçen diye sorduğumda hülya gibi hoş geçen demiş. O zaman durum belirtecini bulabilirim. Belgisiz sıfat, şuradaki bir sözcüğü saltanatın güzelliğiydi. Bunun başına gelmiş.
Bir sayı belirtmiyor burada. Zira şöyle de kontrol edebilirsiniz. Yerine başka bir sayı getirdiğinizde 8 saltanatın güzelliğiydi. Olsaydı sayı sıfatı derdim. Olmadığı için vergisi sıfat diyordum. Çoğul ve somut atıyorum. O zaman yıldızlar buna örnek olacak. Bin sözcüğünü gördün. Bu da kişi adını. İşaret adını da burada kullanılmamış. Evet, paragraf sıralama sorusu. Bazen karşımıza bu şekilde şıklarda sıralanmış değil de kendi sıralamamız istendiği için baştan ikinci cümle ya da üçüncü cümle hangisi olur şeklinde gelebiliyor. Ama burada giriş cümlesi olabilecek tarzda daha genel ifadeyi barındıran cümleyi bulduğunuzda oradan bir ipucu yakalayarak arkasından gelenleri de deneyerek de çözebilirsiniz. Öyle de bir güzelliği var bu sorunun. Bakalım burada giriş cümlesi niteliğinde olabilecek cümle. Siz de soruya baktığınızda bir olay akışının da başlangıcı olabilecek cümlenin üçüncü cümle olduğunu görebilirsiniz. Hindistan'a hizmet edeceğim diye İngiltere'ye kötülük edip de evimin bir yandan duvarlarla kuşatılmasını, pencerenin kapatılmasını istemem. Evet, istemiyorum bunu. Her ülkenin kültürü bir bahar rüzgarı gibi serbestçe esebilmeli odamda. Bir tarafa hizmet edeceğim diye öbür tarafı kapanmasın. Hepsini rüzgarı serbestçe essin. Essin ama beni önüne katıp götürmesin. Benim kültürümü egemenliği altına almasın. Çünkü egemenliği altına alırsa, öz kültürüm olmazsa ülkem de olamaz. Bağlantı ögelerinden de yararlanarak, anlam akışından da faydalanarak bu sorunun doğru sıralamasını E olarak bulmuş olduk. Evet, paragrafta yapı sorusu. Parçanın başına gelmesi gereken cümleyi buluyoruz. Yine parçada anlatılanlara baktıktan sonra bu parçanın girişi niteliğinde olabilecek cümleyi seçeceğiz. Bu özellikle denemenin ruhuna uygun bir tavır değildir. Demek ki denemenin ruhuna uygun olmayan bir şey söylenecek ilkinde ve biz onu pekiştireceğiz. Yazar okuyucusunu koluna takıp köşe bucak gezmelidir. Okuyucusunu daha önce görmediği yerlere götürmeli, ona gezmediği yerleri tanıtmalıdır. Böyle yaparak denemeci akıl öğretmez ama o kadar çok şey öğretir ki. O zaman bunun tam tersi bir tavrın verildiği cümleyi arıyoruz. Deneme olanları olduğu gibi anlatmalıdır. Deneme yazarı eserini yazarken öğreticiliği bir kenara bırakmalıdır. Deneme türü bir iç döküş olarak değerlendirilmelidir. Deneme yalın bir üslupla yazılacak bir yazı olarak düşünülmemelidir. Deneme yazarı yüksekten uçarak akıl öğretmeye, bilgiçlik taslamaya kalkmamalıdır. Çünkü bu denemenin ruhuna uygun bir tavır değildir. Yüksekten uçmasın, onu koluna takıp köşe bucak gezsin. Onu bilmediği yerlere götürsün. Yani daha samimi bir şekilde yaklaşsın demek istiyor. Sıradaki sorumuzda bir ses bilgisi sorusu. Bakalım şiirde hangisinin örneği yoktur demiş. Olumsuz köklü bir soru. Kardeştir dediğinde kardeş bir ek eylemini almış. Şu fıstıkçı şahap diye şifre dediğimiz ters sessizlerden yanına CDG gibi yumuşak sessiz geldiğinde onu kendine benzetmek suretini sertleştiriyor. Kardeştir demiyoruz da kardeştir diyoruz. O zaman şurada ünsüz benzeşmesi var. Daha sonra devenin resmiyle, kendisiyle demiş. Resmiyle dediğinde ünlü düşmesini buluyorum. Resim iyi dememiş, resmiyle demiş. Ünlü düşmesi var. Peki, ünsüz yumuşaması arıyorum. Toynağıyla. Toynakı demedi. KTÇP ile biten sözcükler ünlüyle başlayan eklerle karşılaşınca yumuşardı. Toynakı değil, toynağı. O zaman buradan da B'yi buldum. Daha sonra ünsüz düşmesini arıyorum. Ünsüz düşmesinin örneği burada verilmemiş. Kaynaştırmaya bakıyorum. Kanat vuran sevdasıyla Şahin'in. Sevda I dememiş, sevdası demiş. Kaynaştırmayı da şurada buldum.
Ünsüz yumuşamasına aykırılık. Şimdi ünsüz yumuşaması neydi? Şuradaki örnekte. KPCP ile biten sözcüklere ünlüyle başlayan ek gelince yumuşama olur dedik. Eğer bu olmazsa, mesela şöyle tekeceli sözcüklerde olabilir veya yabancı sözcüklerde olabilir. İçim parçalandı dediğimizde. Ç ile bitiyor, İ ile başlayan ek kalmış. İcim demiyoruz. Ya da devletin. T ile bitmiş, İ ile başlayan ek kalmış. Devletin demiyoruz. Buna aykırılık gibi. Burada da yol tüketen merkeple demiş. Tüketmek. En ekiyle karşılaşınca yumuşamamış. O zaman C seçeneği de bizim yanıtımız oldu. Evet, 35. soruya geldik. Hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Bakanlık aldığı karar doğrultusunda müfredatın değişeceğini bildirdi. Otobüsten inen yolcular ikişerli gruplarla dağıldılar. Burada yazım doğru, asıl şöyle yazsaydı yanlış olurdu. Avrupa Birliği'ne sunulan teklifin cevabı merakla bekleniyor. Avrupa Birliği, buna gelen ekler ayrılır. Dolayısıyla yazım yanlışı var. Okuması okuduğu kitaplar kadar düzenli düşünmesine de bağlı. Doğru. Alınan kararla ikindi vakti basın emrini basmışlar. Yine ev sözcüğüyle oluşturulan birleşik sözcüklerle bitişik yazılıyor. Bu da doğru. Dolayısıyla yanıtımız C seçeneği. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Yakın anlamlı sözcükler vardır. Korkmak, irkilmek. Evet, bunlar yakın anlamlı. Mecaz anlamlı sözcükler kullanılmış. Işık saç, karalar solsun. Karalar nasıl solacak? Yani mutlu olmayacak, moralleri bozulsun anlamında. Sendedir, sen güçlü büyü. Yüreğin kılavuz olsun, yüreğin kılavuz olması. Yine gerçek anlamlı değil. Zira yüreğin kılavuz olması da hiçleştirme olduğunu gösteriyor. Sesli sözcükler vardır demiş. Saç sözcüğü. Sesli sözcük birden fazla temel anlama sahip olan sözcüktür. Saç dediğimizde bir kafamızdaki saçlardan bahsediyoruz. Bir de saçmak, yani bir şeyleri şöyle dağıtmak gibi düşünün. Onun dışında kara dediğimde de var yine. Kara, bir kara parçası toprak, bir de siyah anlamında kullanılıyor. O zaman sesleş. Anlamdaş sözcükler bir arada kullanılmıştır. Örneği yok. Sıradaki sorumuz bir cümlede anlam sorusu ama burada numaralandırılmış cümlelerin içinde arayacağız. Yargı gerekçesiyle verilmiştir. Yani nedeniyle birlikte verilen cümleyi arıyoruz. Sanatçı arka arkaya yaşadığı üç büyük savaşın ardından şiir çalışmalarına başlamıştır. Sosyal krizler bu dönem şiirlerinde yer alır. Devrinin bu havasına rağmen sanatçının şiir anlayışında realizmin payı pek yoktur. Onun şiiri toplumsal sorunlardan olabildiğince uzaklaşarak insanın bireysel varlığını sorgular. Yan benliğine yönelir. İç ve dış dünya arasında denge kuramadığı için büyük azap çeker. Evet, burada da büyük azap çekmesinin nedenini denge kuramamasına bağlamış. Dolayısıyla 5 numaralı cümlede yargı gerekçesiyle verilmiş. Evet, paragraf şeklinde verilmiş bir dil bilgisi sorusu. Yapısı yönüyle cümlelerin farklı olup olmadığını bizden istiyor. Burada ne yapacağız? Eğer tek yüklem varsa basit yapılı cümle diyeceğiz. Yüklemin üzerine yan yargı kurulmuşsa bir eylemsiyle ya da doğrudan aktarım cümlesiyle buna birleşik yapılı cümle diyeceğiz. Eğer bir cümlede birden fazla yüklem virgülle veya noktalı virgülle bağlanıyorsa sıralı cümle, bağlaçla bağlanıyorsa da bağlı cümle diyeceğiz. Şimdi bakalım, havaların ısınmaya başladığı ilk yaz aylarından birinde Antalya Akseki arasında bir yörük göçüne tanık olmuştum. Tanık olmuştum cümlenin yüklemi, yani temel yargısı. Daha sonra burada da eylemsi var. Isınmaya başladığı gibi. O zaman bu cümlenin yapısı birleşik yapılı olacak. Akseki yolu henüz değiştirilmediği için dar bir boğazdan bir dere izlenerek geçiliyordu. Geçiliyordu yüklem. Onun dışında izlenerek eylemsi, değiştirilmediği eylemsisi var. Bu da onu yine birleşik yapılı yapıyor. Çan sesleri aşınmaya çalışılan boğazı doldurmuştu. Doldurmuştu yüklem. Onun dışında çalışılan, aşılmaya, isim fiil ve sıfat fiil var. Bu da birleşik yapılı oldu. Develerin üzerinde alıcıklar, keçeler ve çocuklar vardı. Vardı yüklem.
Onun dışında ikinci bir yüklem veya yan yargı yok. Dolayısıyla bu basit yapılı bir cümle. Yaylaya bir an önce ulaşmanın özlemi ve telaşı seziliyordu sanki. Burada da ulaşma eylemsisi var. Dolayısıyla bu da birleşik yapılı. Ve 4 farklı oldu. Evet. Sıradaki sorumuz yine bir dil bilgisi sorusu. Eylemden türemiş birden çok sözcük vardır demiş. Evet, kaçamak bakışların çay bahçesinde bakmaktan bakış olmuş ve eğilimde göz göze gelerek gelmek ve bakmak fiilinden türemiş sözcükler var. Sözlerimiz ve bahçesinde sözcükleri birden fazla çekim eki almıştır demiş. Bölelim. Söz, sözler dediğimde çoğul eki, sözlerimiz, biz de bizim sözlerimiz diyebildiğim için iyilik eki. Çoğul ve iyilik ekleri de çekim ekiydi. Bahçesinde. Bahçe, bahçesinde. İ iyilik eki, N yardımcı ses, D de hal eki. İyilik ve hal eki olduğu için bu da çekim eki. Doğru. İne sözcükleri ek biçiminde yazılmış ilgeçtir diyor. Kaçamak bakışların çay bahçesinde Eylül ile göz göze gelerek. Şimdi ile ilgeçse yerine V getirdiğimde anlamsız olması lazım. Eylül ve göz göze gelerek olmuyor. Evet, burada Eda. Simit ve peynir ve kahvaltı değil. Burada da yine araç ilgisi kurmuş. Burada da edat. Yapıyor tuz ve olmuş sözlerimiz. Burada da edat. O zaman yani ilgeç doğru. Birden çok yapım eki almış sözcük vardır demiş. Evet, olmaktan olmak, olmaktan olunmuş veya gelerek sözcüğü, bakış sözcüğü birden fazla yapım eki almış sözcük var. Birleşik eylemde burada örneklenmemiş. Son sorumuzda bir öge sorusu. Kültür merkezinin önünde buluşacağımızı kimse bilmiyordu. Bununla öge çeşidi ve dizilişi yönünden özdeş olan cümleyi bulmamızı istemiş. Bilmiyordu yüklem. Bilmeyen kim? Kimse. Kimse neyi bilmiyordu? Kültür merkezinin önünde buluşacağımızı nesne. Hatta neyi diye sorduğum için yanıtta da buluşacağımızı diye bittiği için belirtili nesne. Peki bakalım, küçük bir tatil kasabasında emeklilik günlerini yapayalnız geçiriyor. Şimdi burada geçiren kim? O. O bu cümlede yazılmamış bile. Halbuki biz özlenin cümlede yazıldığı şıkkı arıyoruz. Şehrin en işlek caddesinde bir başımıza kala kalmıştık. Kala kalan kim? Biz. Burada da yine cümlede öge yazılmamış, özne yazılmamış. Eleştirinizdeki yapaylığı birçoğumuz fark etmiştik. Fark etmiştik. Yüklem. Fark eden kim? Birçoğumuz. Neyi? Eleştirinizdeki yapaylığı belirtilmesine. Dolayısıyla bu da doğru bir seçenek oluyor.